Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde, tığ işi eto şallarınızda, çeyizlik örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim. Bir o kadar zarif duran bir örnek arkadaşlar. Modelin yapımı için elimde bu şekilde Alize Süperlana tığ ipim var. Şöyle tüysüz olanlardan şöyle göstermek istiyorum. Tığım ise 7 numara 1,30 milimlik her zamanki kullanmış olduğum tığ. Siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimizin yapımına geçelim. Modelimizi arkadaşlar zincir üzerine kurulan bir örnek. Hemen buradan başlıyorum. Zincirlerimi çekerek yapacağınız örgünüze göre, örgünün enine göre zincirlerinizi çekin. Evet, ben de zincirlerimi çekip tekrar geliyorum. Evet, zincirlerimi çektim. Burada hemen zincirimin üzerine şöyle elimi koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Hemen parmağımı koymuş olduğum yerden sık iğne ile girdim. Burada bir sıradaki zincirime 2, sıradaki zincirime 3, 4, 5, şöyle 5 tane sık iğne yaptım arkadaşlar bu kısmı. Yine tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimden girdim. Yine buraya yapmış olduğum sık iğnem ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içine girdim. Tekrardan yani 6 zincir, 5 sık iğne yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet, bu sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. En son 5 tane sık iğne yaptım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimden girdim. İkili trabzan yaptım. Burada bir tane zincir çektim. Modelimi geri çevirdim. Burada 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine trabzan yapıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Zincirimiz ile birlikte 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Tekrar arada zincir çekmiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen burada bir alt sırada 6 tane zincir çekmiştik. Hemen bu kısma giriyorum. Yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Tekrar aynı yuvanın içine. Yine trabzanımı yapıyorum. Trabzanlarımız üçlü arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Aynı zincirin içine sık iğne ile girdim. Bir sık iğnemiz, 2 sık iğne,
3 tane sık iğne yaptım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada yine trabzan yapıyoruz. Zincirimiz ile birlikte 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine aynı yuvanın içine. Şimdi yine tığımın başına ipimi aldım. Buradaki sık iğnelerimi atladım. Diğer zincirimin içine girdim. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3 3 tane trabzandan sonra 4 zincirimizi çekiyoruz. 2 3 4 Hemen yine alt kısma iniyoruz. Sık iğne 1 2 3 Tekrar 1 2 3 4 zincirimiz, tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Yine tığımın başına ipimi alıp tekrar diğer zincirimin içine giriyorum. Şimdi göstermek istiyorum yaptığımız bölümü. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Burada yine tığımın başına iki defa ipimi aldım. Buradaki kısma yine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzanımdan sonra 1 2 3 tane zincirimi çekip geriye dönüyorum. Tığımın başına tekrar ipimi alıyorum. Buradan hemen bu kısma yine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen buradan yapmış olduğumuz bir alt sıradaki trabzanlarımızın tam tepesinden giriyorum. Şöyle zincirim ile birlikte şöyle alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Hemen diğer dolgumun tepesine geçiyorum. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Bu aradaki kısma girdim. Trabzan yaptım. 2 zincir, tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine battım. Trabzan. Tekrar yine 2 tane zincirimi çektim. Diğer kısma atladım. Hemen şurada yapmış olduğumuz dolgunun üst kısmından tepeden girdim. Trabzan. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yine tekrar bu kısma giriyoruz. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine şu kısma trabzanlarımızı ikişer zincir çekip trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, hemen sıra sonuna geldim. Kenar kısmı göstermek istiyorum. Burada 2 zincir çektim. Yine burada trabzanımı yaptım. Tekrar 2 tane zincir çektim. Hemen şu kısımdan sık iğne ile giriyorum. Son sıramda. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm arkadaşlar. Yine buradaki yapmış olduğumuz 2 tane zincirimizin içine trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 zincirimizle birlikte 3 Yine 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen bu ikinci kutunun içine sık iğne ile girdim.
Buraya yapmış olduğum sık iğne ile birlikte bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Diğer kutunun içine giriyoruz. Yine buraya 1, zincirim ile birlikte 2, şöyle 3 tane trabzan yaptık. Şimdi burada 7 tane zincir çekmiştik arkadaşlar bir alt sırada. 7 tane çekmiş olduğum zincirin hemen şöyle içinden girdim. Bu kısma birleştirdim. Burada da 4 tane trabzanımız olmuş oldu. Tekrardan tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Hemen bu kutucuğun içine girip trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Hemen bu kısma girdim. Sık iğne. Yine bir tane daha sık iğne. Şöyle 1. Tekrar diğerine geçtim. Şöyle pardon. Bir sık iğne daha. 1, 2, 3, 4 zincir tığımın başına ipimi aldım. Yine burada bir zincirim ile birlikte 1, 2, 3. 3 tane trabzanımız oldu. Bu aradaki 7 tane trabzanımızı da bu şekilde sık iğne ile aldığımız zaman burada 4 tane trabzan oldu. Yine aynı şekilde aynı yuvanın içine girdim. Şöyle şu kısma yine tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Hemen bu kısma bir sık iğne. İki, üç tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer kutunun içine geçtim zincirim ile birlikte. Şöyle 3 tane trabzan yaptım. Diğer 7 zincire birleştirdim ve 4 trabzan oldu. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu kenar kısma da 4 tane trabzan. Hemen bu kısımda da 4 tane trabzanımız var. Buraya 3 veya 4 zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Hemen şu kısımdan sık iğne ile girdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Hemen diğer örneğimin tepesine girdim. Tekrar 1, 2 zincir tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Aradaki trabzanıma 3'te çektiğim trabzanım 2 zincir tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine batım. 1, 2 zincir tığımın başına, pardon, 2 zincir sık iğne ile bu kısma giriyorum. Şimdi aslında modelimiz arkadaşlar bitti. Modelimizin tekrarını yapıyoruz. Fakat modellerimiz yer değiştiriyor şu an. Şöyle tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Hemen bu kısma girdim. Şimdi göstermek istiyorum. Şimdi hanımlar, şu yapmış olduğumuz yere şöyle bir iki kanat gelecek. Yani modelimiz tekrar edeydi, yerlerini değiştirerek ilerleyeceğiz. Şimdi ben örneğimi birkaç sıra ilerledikten sonra eminim daha iyi anlayacaksınız. Ben modelimi birkaç sıra ilerleyip sizlerle tekrar buluşacağım. Evet arkadaşlar, örneğimi şöyle göstermek istiyorum. Birkaç sıra ilerledim. Şöyle bu kısmı düz tarafı, şöyle ters yüzü. Yapımı da bir o kadar keyifli bir örnek. İster yelek yapın, ister şal yapın. Gerçekten şallara da çok yakışacak bir örnek. Şöyle kenar kısmını göstermek istiyorum detaylı bir şekilde.
Bu şekilde devam edebilirsiniz. Sonra kenarına tığlama gidildiği zaman çok düzgün olacaktır. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.